Küresel Bakış'tan merhabalar. Ben Feyza Gümüşdoğlu. Haftanın ilk Küresel Bakış programıyla karşınızdayız. Her programda olduğu gibi dünyada öne çıkan gelişmelere bakıyoruz. Dünyada ne olmuş kısa bir tur yapıyoruz. Ardından da birbirinden kıymetli her gün konuğumuzla gündemi değerlendiriyoruz. Dış gündemi ağırlıklı olarak değerlendiriyoruz. Bugün de şöyle biraz hafta sonunun araya girmesi sebebiyle hafta sonu neler yaşandığını hatırlayacağız ve günün aynı zamanda sıcak başlıklarını konuşacağız. Ardından da konuğumuzla bugün çok kıymetli uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerle onunla biraz gündemi değerlendireceğiz. Hemen ilk gündem haberimizle başlayalım. Rusya düşen uçakta ölenler arasında Prigojin'in olduğunu teyit etti. Geçtiğimiz çarşamba günü bir özel jet düşmüştü biliyorsunuz. Moskova yakınlarında Prigojin'in de içinde, uçağın içinde bulunduğu Wagner liderinin kurucusunun uçağın içinde bulunduğu söylenmişti. Ardından testler, gerekli testler de yapıldı. İnceleme de bir yandan sürüyor. Uçağın neden düştüğüne dair de bir yandan Rus yönetimi, Rus otoriteleri gerekli soruşturmayı da yürütüyorlar. Bir yandan Batı kaynaklı çeşitli spekülatif haberler de geliyor. Tabii ki hadiseyle alakalı tam olarak neler yaşandığı henüz bilinmiyor. Ama Prigojin'in ölenler arasında olduğu resmen de teyit edildi. Rusya Soruşturma Komitesi Tver bölgesindeki özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in bulunduğunu teyit etti. Komiteden yapılan açıklamada düşen özel jetli ölenlerin kimlik tespiti için yapılan moleküler genetik testlerin tamamlandığı kaydedildi. Ölen 10 kişinin kimliklerinin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada sonuçların uçakta hayatını kaybedenlerin yer aldığı 23 Ağustos'ta yayınlanan listeyle aynı olduğu belirtildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Moskova yakınlarındaki Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin tamamının öldüğü belirtilmişti. Ki aralarında Wagner'in kurucularından Wagner'in lideri Prigojin'in sağ kolu aynı zamanda Dmitri Utkin'in de yer aldığı belirtilmişti. 10 kişi, 3'ü mürettebat, 10 kişi ölmüştü. Düşen uçakta geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan hadisede birazdan Hasan Hoca'yla da hem bu başlığı hem de aslında sonrasında Rusya'yı bekleyen, içeride ve dışarıda bekleyen olası etkilerini bu hadisenin konuşacağız derken yine Rusya'yla devam ediyoruz. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'ndan, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Lavrov ile Fidan, Hakan Fidan yakın zamanda görüşecek denildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yakında Moskova'da bir ziyaret yapacak. Rus mevkidaşıyla Lavrov'la görüşecek bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova yaptı açıklamayı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yakın zamanda Moskova'da görüşme yapılacağını bildirdi. Zaharova, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada Rusya ile Türkiye arasındaki üst düzey görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Moskova'yı ziyaret etmesinin beklendiğini belirten Zaharova, Rus ve Türk Dışişleri Bakanları yakın zamanda Moskova'da görüşme gerçekleştirecekler ifadesini kullandı. Hatırlatalım, nitekim araya hafta sonu girdi. Geçtiğimiz Cuma günü. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'daydı. Kiev'de çeşitli temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı olduktan sonra gerçekleştirdiği ilk ziyaretti Ukrayna'ya Hakan Fidan'ın. Orada hem Volodymyr Zelenski tarafından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Hem de Ukraynalı mevkidaşıyla, Dışişleri Bakanı'yla görüştü. Çeşitli temaslar yaptı. Özellikle önceliğimiz tahıl koridorunun tekrar hayata geçirilmesi, tekrar canlanması dedi. Bazı alternatifler olduğunu biliyoruz. Tahıl koridoruna ancak alternatifler riskler içeriyordur dedi. Bu anlamda çabaların sürdüğünü aktardı. Hakan Fidan birazdan da konuğumuzla bunu da konuşuyor olacağız. Farklı bir coğrafyaya, farklı bir gündeme geçiyoruz. İsrail'li mevkidaşıyla görüşen Libya Dışişleri Bakanı açığa alındı. Haberin detaylarına bakalım. İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştüğü ortaya çıkan Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş açığa alınarak hakkında inceleme başlatıldı. Görüşme haberi ülkede protestolara neden olurken Libya Dışişleri Bakanlığı gayri resmi buluşmada herhangi bir müzakere yapılmadığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan Libya Dışişleri Bakanı ile toplantı haberi Libya'da tepkiyle karşılandı. Görüşme haberinin ardından ülkede pek çok noktada protesto gösterileri düzenlendi. İsrail'i tanımayan ve herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmayan Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibey ve Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail'li mevkidaşı ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı. Bakan Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı Başkanlığı'nda oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacağı açıklandı. Bu sıcak haberi de gündem turumuzda aktarmış olmak istedik. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Çin'den bir açıklama var. Artık tabii Covid, gerçi her ne kadar yeni varyantı dünyada etkili olmaya başlasa da son haftalarda yurt dışından gelen yolculardan Covid-19 test sonucu isteme zorunluluğunu da, aslında bu zorunluluğu da kaldırdı. Çin böylelikle aslında Covid-19 ilintili bütün beklentilerini, bütün taleplerini resmen kaldırmış oldu. Bu istenen son şeydi aslında, bu antijen testi istiyordu Çin halen yolculardan, yurt dışından gelen yolculardan Çin'e. Artık bunu istemeyeceğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
bir açıklama yaptı. Pekin'de düzenlenen basın toplantısı da bundan böyle yolcuların seyahat öncesinde antijen test sonucunu bildirmesinin istenmeyeceğini belirtti. 30 Ağustos'tan itibaren kaldırılacağı duyuruldu bu uygulamanın. Böylelikle COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan son seyahat tedbiri de yürürlükten resmen kalkmış olacak. Çin 8 Ocak'ta COVID-19'u A kategorisi salgın hastalık olarak ele almaya son vererek sınır sağlığı ve karantina yasası uyarınca uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı. PCR testi uygulaması da aslında kaldırılmıştı Nisan sonunda, ancak bir antijen testi özellikle yurt dışından gelecek olan yolculardan isteniyordu. 48 saat önce alınması gereken negatif test sonucu, antijen sonucu isteniyordu. İşte bu da kaldırıldı. 30 Ağustos tarihinden itibaren artık yurt dışından gelen yolculardan bu testte test sonucu da istenmeyecek. Ve güzel bir, gurur verici bir haberle noktalayalım bülteni. Belçika'yı yenen Filenin Sultanları çeyrek finalde dün akşam bir maç gerçekleşti. Takip edenler hatırlayacaklardır. Türkiye A Milli Futbol, çok özür diliyorum, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Voleybol Konfederasyonu, yani Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yla Brüksel'de karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları Belçika'yı setlerde 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Böylelikle 30 Ağustos Çarşamba günü Polonya'yla yarı final mücadelesi vermeye hak kazandı Filenin Sultanları. 30 Ağustos Çarşamba günü Polonya'yla karşı karşıya gelecekler Brüksel'deki maçta diyerek bu güzel haberle bültenimizi noktalıyoruz. Evet, hem bugünkü sıcak başlıklara baktık hem hafta sonu dünyada olan biten önemli gelişmelere şöyle bir göz attık. Dünya turumuzu yaptıktan sonra şimdi çok kıymetli bir konuğumuz var. Ona uzanacağız. Profesör Doktor Hasan Ünal, uluslararası ilişkiler uzmanı. Hasan Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, sizinle bir süredir konuşamadık. Özellikle geçen haftadan itibaren böyle siz de tabii Rusya'yı, Rus dış politikasını bilhassa epey yakından takip eden bir isimsiniz. O nedenle biraz böyle son gelişmeleri sizinle bugün biraz değerlendirelim istedik. Haber turunda da aktardık o gelişmeleri. Prigojin'in işte düşen uçağı geçtiğimiz çarşamba günü epey tabii gündeme de bomba gibi düşmüş oldu. Ardından yapılan spekülasyonlar, bir yandan çıkan analizler, bu içeride ve dışarıda Rusya'yı nasıl etkileyecek, Belarus'taki varlığı, Wagner'in ne olacak, Afrika'da ne olacak, Orta Doğu'da ne olacak, böyle pek çok bu konuyla alakalı bir şeyler yazılıp çiziliyor, siz de biliyorsunuz. Şimdi biraz hem onu konuşalım istiyorum hocam, hem Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ukrayna ziyareti var, araya hafta sonu girdi, biraz onu da konuşmuş olalım. Hem de bir yakında gerçekleşeceği söylenen Moskova ziyareti var aynı zamanda. Tahıl koridoruyla alakalı çabalar da devam ediyor Türkiye'nin özellikle. Alternatifler de olduğu söyleniyor ama riskler de taşıdığı belirtiliyor bu alternatiflerin, Sayın Fidan'ın da işaret ettiği gibi. Şimdi böyle Rusya ilintili pek çok başlığımız var konuşacak. Ama önce sizden bir değerlendirme almak istiyorum hocam. Prigojin'in uçağıyla alakalı o hadiseden sonra sizinle konuşamadık çünkü. Siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri? Prigojin'in düşen uçakta işte resmen zaten öldüğü de teyit edildi Rusya tarafından. Bir yandan tabii Putin'in intikamı olarak bakılıyor. Biden'da işte ABD Başkanı Biden'da dedi ki Putin'in haberi olmadan böyle şeyler olmaz. Rusya araştırıyoruz diyor. Ne olduğu bilinmiyor. Belki de hiçbir zaman bilinmeyecek. Siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri hocam? Sizce ne oldu ve etkileri nasıl olacak hem içeride hem dışarıda? İşin doğrusu ben bu Prigojin ve Wagner konusunda yorum yapmaktan olabildiğince kaçındım. Çünkü söyleyebileceklerimizin aşağı yukarı tamamı spekülatif şeyler. Wagner'in isyanı, tırnak içinde isyan mıydı, değil miydi, kızgınlık mıydı, bir öfke nöbeti miydi, tam olarak amacı neydi? Yine o günlerde de çok ihtiyatlı davranmıştım. Evet. Şimdi daha doğru bir şey yapmış olduğumu
olayların gidişatından evet. bir kez daha fark ettim. Evet. Şimdi ben şeyin Prigojin'in o isyan ettiği sırada da büyük çaplı bir isyan olmadığını bunun ve olamayacağını, çünkü Rusya'da genel gidişatın mevcut savaşa destek şeklinde olduğu ve Putin'in popülaritesinin de olabildiğince yüksek olduğu, silahlı kuvvetler içinde de Putin'i devirmeye yönelik bir harekete benzemediğini söylemiştim. Evet. Hakikaten de öyle çıktı. Şimdi bazı şeyler, nüanslardan bahsedilebilir. Bunlardan biri, Prigojin Putin'e mi karşıydı yoksa sürekli yaptığı açıklamalarda altını çizdiği gibi Putin'in etrafında olduğunu söylediği bazı şahsiyetlere mi karşı, örneğin Şoygu, örneğin Genelkurmay Başkanı Gerasimov falan, bunlar da ayrıca ele alınması gereken bir şey. Şimdi bu son uçağın düşmesi ve burada bir uçak mı, iki uçak mı düşen, toplam 10 kişi mi hayatını kaybeden. Şimdi burada tabii ilk anda söylenecek şey şu, yani evet hakikaten Putin intikamını aldı. Evet. Ama bu bana çok basit geliyor. Yani şimdi Prigojin sonuçta Lukashenko'nun ikna etmesiyle bir manada hizaya gelmiş durumdaydı, kontrol altına alınmış durumdaydı. Böyle bir dönemde, böyle bir durumda Prigojin ve üst düzey ekibi yok etmek mantıklı mı, değil mi? Ayrıca savaşın ortasında ve Batı dünyasının bunu doğrudan Putin'den bileceği bir dönemde, ortamda, yine aynı şekilde yani bunu Putin ve çevresinin yaptığı, yaptırdığı ne kadar sağlıklı bir değerlendirme olabilir bilemiyorum. Evet. Öte yandan Rus istihbaratı gibi güçlü ve muhtemelen katmanları olan bir istihbarata rağmen Batılıların bunu yaptırarak aslında Rusya'nın içinde bir çatışma ortamı yaratmayı denemeleri düşünülebilir. Ama bu da kolay bir şey mi? Eğer böyle bir şey denedilerse bundan sonuç alamadıklarını da bir kez daha görüyoruz. Dolayısıyla bunun ötesinde bir şeyler söylenebileceğini zannetmiyorum. Gerisi işte benim de yaptığım gibi yazılanlara şöyle bir göz atmak. Ama sonuca bakacak olursak... Evet hocam, yani belki onu dediğiniz gibi, yani çok haklı olarak işaret ettiğiniz o noktanın da özellikle altını çiziyorum hakikaten. Çünkü bu konuyla alakalı gerçekten yani spekülasyonun ötesine geçecek bir şeyler söylemek çok zor. Herkes hani konuşuyor bir şekilde ama teşekkür ediyorum bu özellikle altını çizdiğiniz nokta için. Tam olarak ne olduğunu bilmek bundan sonrası için de, bu zamana kadar da bundan sonrası için de zor. İsyana dair, Haziran'da gerçekleşen isyana dair de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Spekülasyon, çok haklısınız o konuda hocam. Ama etkilerine dair bir şeyler söyleyebiliriz zannediyorum. Yani içeride ve dışarıda, hani Ukrayna'da zaten cephede aktif değildi son dönemde Wagner. O anlamda böyle Prigojin'in ölümünün çok radikal, majör bir değişiklik yaratmaması beklenebilir belki. İçeride bir yandan Putin otoritesini sağlamlaştırdı, her ne olmuş olursa olsun deniyor. Etkilerine dair neler söylenebilir eldeki verilerle, yani spekülasyonun ötesinde? Bunun etkilerine dair her ne olmuş olursa olsun neler söylenebilir hocam? Şimdi birincisi, az önce sizin de söylediğiniz gibi, yani buradan Putin daha güçlü bir şekilde çıkmışa benziyor. Çünkü sonuç itibariyle hani Putin'in otoritesine doğrudan olmasa bile, işte Putin'in en yakınındaki Şoygu'ya, Genelkurmay Başkanı'na ve diğer Putin'in etrafındaki insanlara yönelik bir saldırı diyelim, bir öfke nöbeti ya da her neydiyse, ama silahla öfke nöbeti olmaz. Elinizde silah varsa tamam, dikkatli konuşacaksınız. Tamam. Bunun sonucunda Rus halkından Putin'e karşı, Rus halkından ve Rus silahlı kuvvetlerinden Putin'e karşı herhangi bir şey çıkmadı. Hı hı. Çünkü birçok yani Batılı şöyle bir beklenti içindeydi. Acaba Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi bir durum mu var? Yani Birinci Dünya Savaşı'nda 1914-17 arasında Rusya çok büyük kayıplar veriyordu. Ta baştan 1914'ün başlarında Almanya'ya karşı Tannenberg'de büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Ve onun ardından da sürekli olarak hem Alman cephesinde hem Avusturya-Macaristan cephesinde büyük çaplı
askeri kayıplar veriyordu ve sonuçta 1917'nin Şubat'ında başlayan St. Petersburg da o zaman başkentti. Evet. Orada başlayan kadınların bir isyanıyla, ekmek olmamasından dolayı kadınların başlattığı bir isyanla bir anda Çarlık Rusyası içeriden çöktü. Önce Menşevikler ama esas 1917'nin Ekim-Kasım'ında da Bolşevikler duruma hakim oldular ve orada Bolşeviklerin duruma hakim olmasında Rus silahlı kuvvetleri çok etkili oldu. Çünkü onlar anlamsız bir şekilde bu savaşın devam etmekte olduğunu, boşuna kayıplar verdiklerini ve kazanacak bir şey olmadığı tezinden hareketle bunu yaptılar. Şimdi burada da böyle bir beklenti vardı bazı batılı çevrelerde. Acaba hani Rusya çok büyük kayıplar mı veriyor? Evet. Rus silahlı kuvvetleri durumdan hoşnutsuz mu? Eğer böyleyse o zaman silahlı kuvvetler hakikaten duruma müdahale eder. İşte Kremlin'den Putin'i ve ekibini indirir. Onun yerine başkalarını getirir filan. Bunun tümüyle bir fantezi olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu yönüyle Putin'in bütün bu gelişmelerden güçlenerek çıktığı sonucunu söylemek mümkün. Hı hı. Öte yandan şunu da söylemek mümkün. Bu Prigojin diyelim ki böyle bir isyanı başarsa ve Kremlin'e otursaydı, yani milyonda bir ihtimal. Ama Prigojin de Batılıların çok hoşuna gidecek birisi değildi. Evet. Yani Prigojin savaşın başında Ukrayna'da işte gerekirse, yani şu ana kadar niye taktik nükleer silahlar kullanmıyoruz falan diyen birisiydi. Yani savaşın sevk ve idaresinden duyduğu rahatsızlıklardan biri de buydu. Elimizdeki silahları niye etkili bir şekilde kullanmıyoruz anlamında. Tabii Batı dünyası yeter ki Rusya'da karışıklık çıksın da kim çıkartırsa çıkartsın diye düşünmüş de olabilir ama bunların hiçbirisi de olmadı. Dolayısıyla Putin'in bu işten güçlenerek çıktığı kesin. Wagner'e gelince görebildiğimiz kadarıyla Wagner zaten Ukrayna'da savaşıyor. Evet. Belarus'a da girmiş oldu bu vesileyle. Öte yandan Wagner'in işte Libya'daki varlığı, Afrika'daki diğer ülkelerdeki varlığı ve zannedersem Suriye'deki varlığı hepsi herhangi bir şekilde azalmadan devam ediyor. Zaten yani dolaylı olarak Wagner Rusya'nın bir kuruluşu, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bir yan kuruluşu diyelim. Evet. Yani kendi aralarındaki bağlantı resmi olarak nedir ne değildir. Bu tür özel güvenlik şirketleri hikayesini biliyorsunuz. İlk defa Amerikalılar ortaya çıkardılar ve çok kirli işler için çıkardılar bunları. Afganistan'da, Irak'ta özellikle çok kirli işler yaptırdılar bunlara. Başka yerlerde de yaptırdılar. Rusya'nın da Wagner'i var diyelim elinde. Evet. Şimdi bunların tasfiye edileceğini zannetmiyorum. Yine yani spekülatif ama okuduklarımdan anlayabildiğim kadarıyla Wagner belki Rusya Savunma Bakanlığı'na daha sadık bir hale getirilecek. Evet. Bu da anlaşılan bir şey. Gerçi Prigojin de Putin'e çok sadık birisiydi. Sonuçta ta Putin'in St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcılığından bu yana sadık dostuydu. Evet. Onun yanında yetişen, büyüyen, güçlenen, palazlanan birisiydi filan. Ama sonuçta işte böyle güç zehirlenmeleri de oluyor. Evet. Böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Yani çok büyük bir jeopolitik olay, jeopolitik sonuçlar doğuracak bir olay gibi gelmiyor bana. Evet, anladım. Yani çok böyle içeride ve dışarıda çok böyle majör, radikal bir etkisi olmayacak diyorsunuz kısaca hocam. Bunun için de neden böyle düşündüğünüzü belirten zaten şeyler söylediniz. Şimdi hocam aslında tabii bu başlıkla alakalı da çok konuşabiliriz ama bir yandan Hakan Fidan'ın işte araya hafta sonu girdi. Cuma günü bir önemli bir ziyareti vardı. Dışişleri Bakanı olarak Kiev'e, Ukrayna'ya yaptığı ilk ziyaret. Bir yandan girişte haber turunda da bahsettik. Moskova'dan açıklama geldi. Moskova ziyaretinin de çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğine dair. Tahıl koridoru öncelik. Siz de bugünlerde bir tahıl koridoru üzerine makale yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Biraz o konuya da gelelim. Şimdi Türkiye o konuda da bastırıyor. Çabalarına ağırlık vermiş gibi görünüyor tekrar. Bu ziyaretten hem Ukrayna ziyaretinden hem de olacak, gerçekleşecek yakında denilen Moskova ziyaretinden beklentiler neler olur? Bir yandan savaş devam ederken bir yandan işte Türkiye'nin hem krizi çözmedeki hem bu tahıl koridoruna geri dönülmesindeki gösterdiği çabalar sonuç verir mi? Onunla alakalı beklentileriniz, değerlendirmeniz nedir hocam? Ben sonuç vereceği kanaatindeyim.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da geçtiğimiz haftalarda bu tahıl koridorunun bir yıllık süresinin dolması ve Rusya'nın bu tahıl koridoru diyebildiğimiz uzlaşmadan çekildiğini açıklamasıyla işte pek çok yine spekülasyon yapıldı. Peki ne olacak bundan sonra falan diye. Gerek batılı basında gerekse Ukrayna'da bu işi çözebilecek tek ülkenin Türkiye olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu yazılıp çiziliyor. Dimitri Kuleba da bunu dünyada şu anda çözebilecek tek kişinin Erdoğan olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu. Hı hı. Şimdi bunun bir çalışmaya tabi tutulması lazımdı. Bu arada bazı böyle uçuk şeyler de var ortada. Efendim işte bir NATO filosu, deniz filosu oluşturulacak. Bu filo işte Karadeniz'den veya başka yollardan nasıl girer bilmiyorum. Romanya üzerinden falan acaba şeyden gelmesini mi düşünüyorlar Tuna üzerinden? Ama böyle bir şey şu ana kadar denenmiş değil. Efendim bir filo şey Karadeniz'e inecek ve ki aslında söylemeye çalıştıkları şey Türkiye'nin Montreux'u bir tür askıya alması veya bir miktar Montreux'un delinmesine göz yumması evet. sonucunda böyle bir filo işte Karadeniz'e çıkacak. Bunlar NATO bayrağı ya da Amerikan bayraklı olacağı için Rusya çekinecek, korkacak, bunlara dokunamayacak ve bu gemiler Ukrayna'ya işte Ukrayna'nın buğdayını taşıyan diğer kuru yük gemilerine eskortluk yapacak. Böylece sorun aşılacak falan. Ya bence bu çok anlamsız bir şey. Bunun mümkünatı da yok. Bu öyle şaka değil. Mesela eski bazı Amerikan eski amirallerinin söylediği gibi daha önce İran İslam devriminin ardından Körfez'de yapılan operasyona benzetilecek tarafı yok. Bir defa Türkiye Montreux'den dolayı böyle bir şeye izin vermez. Çünkü Montreux'un bir tarafı Boğazlardan geçişi düzenlerken öbür tarafı da Karadeniz'deki barış ve güvenliği düzenliyor. Aslında bizim açımızdan Montreux'un ruhu o yani. Evet. Çok çok önemli ve böyle bir şeyin çatışmaları Karadeniz'e getirmesini istemeyiz. Nitekim Hakan Fidan da Ukrayna'da mevkidaşlarıyla ve Zelenski ile görüştüğünde bu konuyu dile getirmiş. Yani o konuyu veren batılı ajansların satır aralarında söylediklerine bakıldığında. Çünkü şöyle bir şey daha var orada. Ukrayna diyor ki acaba şöyle olur mu? İşte Ukrayna'nın Odessa limanının daha batısından bir limandan Ukrayna'nın kara sularından gemiler hareket edecek. Ukrayna'nın kara sularından Romanya'nın kara sularına, Romanya'nın kara sularından Bulgaristan'ın kara sularına, oradan da Türkiye'nin kara sularına doğru gelecek ve bir anda Boğaz'ın Karadeniz çıkışına gelecek ve oradan biz izin vereceğiz, evet. gidecek. Aynı yoldan da geri gidecek filan. Bu çok riskli bir şey. Yani bu gemiler çok rahatlıkla batırılabilir. İşte Rusya diyebilir ki ben bunların Ukrayna'ya çıkışlarında silah götürdüklerini düşünüyorum ve bundan dolayı da gemileri batırdım diyebilir. Hı hı. Yani bu tür riskler doğru değil. Nitekim anladığım kadarıyla o haberlerden Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan evet, da risklere işaret etmiş hocam. Evet yani ya eskisi gibi bunu devam ettirelim ya da böyle bir şeyi düşünmeyelim anlamında konuşmuş. Şimdi burada o zaman eskisi gibi nasıl devam ettirmek lazım? Demek ki araya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girmesi lazım. Evet. Burada da Rusya'nın daha önce aldığı ama Batılıların uygulamadığı garantilerin yeniden gündeme gelmesi söz konusu. Nedir? Bu işte bir Rus Tarım Bankası'nın SWIFT sistemine alınması. Yani buradaki mesele şu. Ukrayna büyük bir tahıl ihracatçısı ama Rusya onun 5 katı büyüklüğünde tahıl ihracatçısı. Evet. Dolayısıyla yani Rusya diyor ki eğer Ukrayna'nın bu tahılını ihraç etmesine izin verilecekse benimkine de izin verildiği evet. takdirde ben Karadeniz'de buna izin veririm. Yani o zaman bir koridor açılır ve bu koridor sadece bu iş için kullanılır. Evet. Hocam burada çok özür dileyerek... Affınızı istirham ederek maalesef araya girmek durumundayım. Süreyi aşmışız hocam. İsterseniz bu tahıl koridoru meselesine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edelim olur mu? Bu konu gelecek önümüzdeki günlerde. Evet zaten bir görüşme de bekleniyor çok yakında. Son sözüm de şu olsun. Hakan Fidan'ın bu Moskova'daki görüşmeleri aslında
Erdoğan Putin zirvesinde altyapısını oluşturacak. Evet, ona bir hazırlık mahiyetinde. Bunlardan biri. Evet. Suriye'de nasıl bir barış istediğimiz, bütün evet. bunlara o Suriye'de Rusya'nın bize yardımcı olmasını istiyoruz evet. vesaire. Hı hı. Belki arada başka gündemler de olabilir. Evet. Böyle bir Erdoğan Putin zirvesine doğru gidiyor. Ona işte. Bir hazırlık. Onun peki onu da ayrıca bir sonraki yayında o zaman konuşuruz diyelim hocam. Tabii, çok teşekkür ediyorum. Tabii. Çok sağ olun Hasan hocam. Evet Hasan Ünal. Teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hasan Ünal bizlerleydi bugün. Biraz Wagner kurucusunun düşen uçağı, işte Prigojin'in ölümü sonrası Rusya içeride dışarıda neler olur, nasıl etkileri olur bunu konuştuk biraz. Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna ziyaretini ve beklenen Moskova ziyaretini konuştuk. Rusya ağırlıklı olarak bugün biraz Hasan Ünal'la konuşmuş olduk. Yarın tekrar farklı bir konuyla, farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.